arkadaşlar merhabalar. Bu hafta size yamukta alanı anlatacağım. Formülümüz çok basit arkadaşlar. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulunuyor. ABCD yamuğunda AD 13 birim, EB 11 birim, AE 5 birim, dc'de 4 birim olarak verilmiş ve bizden yamuğun alanı soruluyor. Şimdi arkadaşlar yamuğumuzun alan formülü neydi? alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 idi değil mi? Şimdi arkadaşlar ben alt taban uzunluğunu biliyorum. Nedir? 16 birim. Üst taban uzunluğunu biliyorum. 4 birim. Ama yüksekliği bilmiyoruz arkadaşlar. DE uzunluğu bize neyi veriyor? Yüksekliği veriyor. O halde ilk önce ADE üçgeninde arkadaşlar yani şu üçgende yüksekliği bir bulmanız lazım arkadaşlar. Burada Pisagor bağıntısını uygulayacak olursak 13'ün karesi eşittir h kare artı 5'in karesi. 13'ün karesi arkadaşlar 169 eşittir. H kare artı 5'in karesinden 25. 25'i karşı tarafa gönderirsek arkadaşlar ve 169'dan çıkarırsak 144 eşittir h kare gelir ve 144 sayısı da neyin karesidir arkadaşlar 12'nin karesidir yani biz buradan yüksekliği 12 birim olarak elde ettik zaten 5 12 13 özel üçgenidir ki eğer bunu göremediyseniz de bu şekilde pisagor bağıntısıyla çözüm sağlayabilirsiniz şimdi arkadaşlar alan ifadesine geçiyorum alt taban uzunluğumuz 11 artı 5'ten 16 birim bakın şurası 16 birim Artı üst taban uzunluğumuz 4 çarpı yüksekliği biraz önce 12 olarak bulmuştuk bölü 2'dir dedim. 2'ye böldüm arkadaşlar 1 2'ye böldüm 6 16 ile 4'ü toplarsak burası 20 çarpı 6'ya dönüştü 20 ile 6'yı da çarparsak arkadaşlar alanımızı 120 birim kare olarak elde edebiliriz. ABCD yamuğunda üst taban 3 cm alt taban 11 cm olarak verilmiş ABCD yamuğunun arkadaşlar alanı 56 santimetre kareymiş bizden yüksekliği soruyor. O halde formülümüzü yazalım. Alan formülümüz neydi arkadaşlar? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulunuyordu. O halde bu ifadede yerine koyacak olursak alanımız 56. 56 eşittir. Alt taban arkadaşlar 11 olarak verilmiş. O zaman 11 artı üst tabanda 3'tür. Yüksekliği bilmiyoruz. Haçtır dedim bölü 2'dir. İçler dışlar çarpımı yaparsak 112 eşittir. 11 ile de 3'ü topladım. 14 haç geldi. Her iki tarafı 14'e bölerseniz de haç ifadesi 8 olarak bulunur. Burada da yamuklu alanla ilgili e, iki tane özelliğimiz var. Ev ve orta taban olmak üzere arkadaşlar eğer yamuğun alanı istenirse orta taban çarpı yüksekliktir diyebilirsiniz ki aslında arkadaşlar bu farklı bir formül değildir. Çünkü biz yamukta orta tabanı nasıl buluyorduk? Alt taban artı üst taban bölü 2'den bulmuyor muydu? E zaten ben bununla da yüksekliği çarptığım takdirde genel yamuğun alan formülünü elde ediyordum diğer düzenlemesine bakacak olursak da arkadaşlar yine EF orta taban uzunluğu olmak üzere KL ve e, MN doğru parçalarının uzunlukları sorulursa arkadaşlar biz burada da yüksekliğin yarısını alabiliyoruz. ABCD yamuğunda EF orta taban ve EF uzunluğunu 6 birim olarak vermiş. BK 7 birim yani BK arkadaşlar yamuğun yüksekliği oluyor. Bizden alanını soruyor. O halde arkadaşlar yamuğun alanı orta taban çarpı yükseklik. Biraz önce görmüştük bunu. O halde arkadaşlar alanını bulurken orta taban 6 birimmiş. Çarpı yükseklik ise arkadaşlar şurası 7 birimdir. 6 ile 7'yi çarparsak da alanımızı 56 birim kare olarak elde edebiliriz. ABCD yamuğunda AB ile DC paralelmiş. EF yine orta taban olarak verilmiş ve orta taban uzunluğu 6 birimmiş. Alanı da arkadaşlar 48 birimmiş. Bizden FK uzunluğu isteniyor. Şimdi arkadaşlar bir kere e, yamukta alanı bulabilmemiz için neye ihtiyacımız var bizim? Yüksekliğe ihtiyacımız var. O zaman ben şu şekilde bir tamamlama yapıyorum. Bakın şu şekilde yüksekliğimi oluşturuyorum. Şunu da arkadaşlar şu şekilde uzatırsam. Şimdi EF orta taban ise arkadaşlar burası ve burası eşit uzunluktadır. E, dolayısıyla arkadaşlar bakın yukarıda da ben dik üçgen oluşturmuşsam. O halde şuranın uzunluğu ile de şuranın uzunluğu benzerlikten dolayı. geçen seneyi hatırlayın arkadaşlar. Üçgenlerdeki benzerlikten dolayı buralarda birbirine eşit olacak. O halde şöyle ben buraya x, buraya da x diyorum arkadaşlar. Bakın şuranın uzunluğu ile de istediği ifadenin uzunluğu aynıdır. O zaman ben buraya da x dedim. Bizden istediği x'tir. Şimdi biz x'i bulmaya çalışacağız. O halde arkadaşlar yüksekliğimiz ne oldu? Şimdi alan eşittir orta taban çarpı yükseklik dersek orta tabanımız 6, yüksekliğimiz ise arkadaşlar nedir? 2x'tir. Alanı da bize 48 olarak vermiş. O zaman eşittir 48'dir dedim burası. 12x eşittir 48 geldi. Her iki tarafı da 12'ye bölersek x ifadesi buradan 4 birim olarak elde edilir. Yamuğun alanı ile ilgili diğer bir alan formülümüz de arkadaşlar. Eğer ben köşegen uzunluklarını ve bu köşegenler arasındaki açıyı biliyorsam 1 bölü 2 çarpı ac köşegeni çarpı bd köşegeni çarpı aralarındaki açının sinüsü size yine yamuğun alanını vermiş olacak. Diğer bir ifade ise arkadaşlar eğer köşegenlerimiz dik kesişiyor ise DF ve AC'ye paralelse arkadaşlar bu durumda FDB dik üçgeni için DF'nin karesi artı DB'nin karesi bize hipotenüsün karesini verecek arkadaşlar ki burada da şuna dikkat etmenizi istiyorum. Şu uzunlukla arkadaşlar AC köşegeninin uzunluğu yine birbirine eşittir. E, dolayısıyla buradan da ne e, yamuk için ne çıkıyor. köşegenlerin kareleri toplamı arkadaşlar alt tabanla üst tabanın karesine eşitmiş. ABCD ikiz kenar yamuğunda DC 2 cm, AB 6 cm olarak verilmiş bizden yamuğun alanı soruluyor. Şimdi arkadaşlar yamuğun alanı bulabilmemiz için ilk önce neye ihtiyacımız var? Yüksekliğine. O halde ben şu şekilde yüksekliğimi çiziyorum. Bir de arkadaşlar ben neyi biliyorum İkiz kenar yamukta köşegenlerin kesim noktasından itibaren olan uzunluklar birbirine eşit yani şu ikisi ve şurayla da şurası birbirine eşitti değil mi? Şimdi arkadaşlar o halde bakın e, ikiz kenar yamukta bakın buralar eşitse indirdiğimiz dikme ne oluyordu aynı zamanda kenar ortay oluyordu alt taban uzunluğumuz 6 ise ben burayı 3'e 3 şeklinde ayırabilirim. Bakın bundan sonra arkadaşlar şu şekilde şurası 45 derecedir. E ben burasını 90 olarak verdim. O zaman şurası da 45 derece. Yani burada da arkadaşlar ikiz kenar üçgen oluştu. Şurası 3 birim, o zaman şuranın da 3 birim olması gerekiyor. Aynı durum yukarısı için de geçerlidir. O halde arkadaşlar bakın, yine şurası Dik üçgen yine ikizkenar kenar üçgenlerden kenar üçgenden üçgenler, indirdiğim, indirdiğim dikme hem kenar ortaya oluyor. Yine burada da 45 45 90 üçgeni oluştuğu için arkadaşlar şu kısmı da yine bir e, birim olarak alabiliyorsunuz. Buradan sonrasında da arkadaşlar yükseklik dediğimiz nedir? Şuranın tamamıdır değil mi? O zaman ben burada haşı 1 artı 3'ten kaç olarak elde edebilirim? 4 olarak elde ettim. Şimdi alanımız arkadaşlar alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den elde ediliyor. Alt tabanımız 6 santim, üst tabanımız 2 santim. Yüksekliği biraz önce 4 olarak bulduk bölü 2'dir dedik. Düzenlerseniz 6 ile 2'yi topladım 8, 4 ile çarptım 32. 32'nin 2'ye bölümünden de burayı 16 cm kare olarak elde edebiliyorsunuz. ABCD yamuğunda ABDC'ye paralel BAC 42 derece BDC 18 derece AC köşegeni 10 santim DB köşegeni 16 santim olarak verilmiş bizden yamuğun alanı soruluyor yamuğun alanını bulabilmem için ilk önce arkadaşlar şuradaki açıyı bulmam gerekiyor ben buraya alfadır diyeyim şuraya dikkat etmenizi istiyorum bakın şurada ne var z kuralımız var arkadaşlar o halde şu açıyla, şu açının aynı olması gerekiyor. O zaman ben buraya da 18 derecedir diyebilirim. Dersem ve e, AEB üçgenine bakacak olursanız, 42 artı 18 artı alfa eşittir 180 derece gelmeli. Buradan 60 artı alfa eşittir 180 derece. 60'ı karşı tarafa gönderirseniz de alfa değerini 120 derece olarak elde edersiniz. Şimdi ben alan formülümü yazıyorum. Alan formülüm 1 bölü 2 çarpı köşegen uzunlukları çarpı bir de köşegen uzunlukların arasında bulunan açının sinüsü dedik. Buradan alanımız 1 bölü 2 çarpı BD köşegenimiz kaçtı? 16. AC köşegenimiz 10 çarpı sin 120 derece diyeceğim. Şimdi arkadaşlar yine geçen seneden hatırlarsınız ama burada şöyle küçük bir ayrıntı vereyim. Sin 120 arkadaşlar sin 60'a eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar burası 1 bölü 2 çarpı 16 çarpı 10 çarpı sin 60 değeri de kök 3 bölü 2'dir. Burayı da kök 3 bölü 2 olarak yazdım. Buradaki 2 ile buradaki 2'yi çarptık 4. 16'yı 4'e bölersem burası kaç geldi arkadaşlar? 4 kaldı. 4 de onu çarptım. 40 kök 3 olarak alanını elde etmiş oluyoruz. ABCD ikizkenar yamuk olarak verilmiş. DBA açısı 15 derece. DB uzunluğu 12 bizden alanını istiyor. Şimdi arkadaşlar ilk önce ben köşegenin bir tanesini biliyorsam o zaman şunu da şu şekilde çizebilirim ki e, şunu da hatırlatalım ikiz kenar yamukta köşegen uzunlukları neydi? Birbirine eşitti. O zaman ben burada arkadaşlar BD uzunluğu eşittir AC uzunluğuna onu da 12 birim olarak alabilirim. Şimdi arkadaşlar bir de ikiz kenar yamukta ne oluyordu? Şunlar ve şunlar birbirine eşit oluyordu. O halde şuraya kadır dersem ABK üçgenine bakacak olursanız arkadaşlar şurası da. 15 derecedir. O halde 15 ile 15'i topladık. 30 şuraya alfa dersem arkadaşlar ben burayı 15 artı 15 artı alfa eşittir 180 olarak yazarım. Buradan burası 30 karşı tarafa gönderirsem de alfa değerini ne olarak bulurum? 150 derece olarak bulurum. Bizden alanı istiyordu. O halde alanımız 1 bölü 2 çarpı BD uzunluğu 12 çarpı AC uzunluğu 12 çarpı sin alfa ki alfayı da 150 olarak bulmuştuk o zaman sin 150 olarak yazdım. Sin 150 değeri arkadaşlar sin 30'a eşittir. Burası sin 30'a eşittir. Sin 30'un değeri de 1 bölü 2'dir hatırlarsanız. O halde burayı 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 12 çarpı, 12 çarpı 1 bölü 2 olarak yazıyorum. 2 ile 2'yi çarparsak arkadaşlar 4. 12'yi 4'e bölersem de burası 3 kalır. Bu 3 ile de 12'yi çarparsak alanımız 36 cm kare olarak elde edilmiş olur. ABCD ikizkenar yamuğunda DC 6 santim AB de 10 santim olarak verilmiş bizden alanı isteniyor şimdi arkadaşlar şöyle şuradan ve şuradan yükseklikler indirdiğim takdirde neydi arkadaşlar şuranın uzunluğu ile buranın uzunluğu eşitti şimdi şu kısım DC 6 ise o zaman şurası nedir arkadaşlar 6 birimdir e, tamamı olsa geriye 4 kaldı arkadaşlar o halde ben burayı da 2'ye 2 olarak ayırabilirim. Şimdi arkadaşlar, ABC üçgeninde öklüt bağıntısını uygulayacak olursak, bakın şuraya haş diyelim. Haşın karesi Öklitten nedir arkadaşlar? Şurası çarpı burasıdır, değil mi? 2'nin altının toplamından e, buraya Kdır diyelim. AK uzunluğu 8, KB uzunluğu da 2'dir. Buradan haşın karesi 16 gelir ve H'ı buradan. 4 olarak elde edebiliriz. Şimdi bizden neyi istiyor alanı ne istiyor? O zaman genel alan formülümüzü uygulayacak olursak genel alan formülümüz taban 10 artı alt taban 10 üst taban 6 çarpı yükseklik bölü 2'dir diyorsunuz. Buradan 16 çarpı 4 bölü 2 geliyor. 2'ye böldük 1 2'ye böldük 2 16 ile 2'yi de çarparsanız burayı 32 olarak elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir kolaylık daha verelim. Eğer ikiz kenar yamuğun alanı soruluyorsa arkadaşlar siz yükseklikle şuradaki uzunluğu yani x uzunluğunu çarpmanız yeterlidir. ABCD ikiz kenar yamuk olarak verilmiş yüksekliğimiz 10 HB uzunluğumuz ise 15 santim olarak verilmiş bizden alanı soruyor. Biraz önceki öğrendiğimiz bilgiyi hemen uygulayalım. Alanımız arkadaşlar yükseklik çarpı şu kısımdır yani 10 çarpı 15 derseniz de buranın alanını 150 santimetre kare olarak bulabilirsiniz abcd ikiz kenar yamuğunda adc açısı 120 derece dc 4 cm ab 8 cm olarak verilmiş bizden yamuğun alanı soruluyor Şimdi arkadaşlar u kuralına göre Tepe açımız 120 ise buraya kaç kalıyor 60 İkiz kenar üçgen olduğundan dolayı arkadaşlar Burası da ne olacak Burası da 60 derece olacak Ben şu şekilde yüksekliklerimi indiriyorum. İkiz kenar üçgenle indirdiğimiz yüksekliklerden sonra arkadaşlar şu uzunlukla şu uzunluğun birbirine eşit olması gerekiyor. DC uzunluğu eğer 4 birimse şurası da dörttür e, geriye 8'den 4 kaldı. O zaman bunu da ikiye iki olarak parçaladım. Şimdi arkadaşlar şuraya K noktasıdır dersem. Eğer bakın e, 90-60 buraya kaç kaldı? 30 derece kaldı. Şimdi 30-60-90 üçgeninde eğer 30'un karşısında 2 santim e, uzunluğu varsa arkadaşlar 60'ın karşısında bunun köküç katı kadar olması gerekiyor. O zaman CK uzunluğunu 2 köküç olarak elde edebilirsiniz ki e, CK dediğimiz zaten yüksekliktir. O zaman yüksekliğimiz 2 köküç birim olarak elde edilir. Alan formülümüzde alt taban 8 artı üst taban 4 çarpı yükseklik bölü 2 idi. O halde arkadaşlar burada şuradaki 2 ile şuradaki 2 çarpım durumundaysa birbirlerini götürdü. 8 ile 4'ü topladık 12. O halde sonucumuzu 12 köküç olarak elde edebildik. ABCD dik yamuk. ABDC'ye paralelmiş. BD açıortay. AD 4 cm AB 8 cm olarak verilmiş bizden. DCB üçgeninin alanı soruluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Şu kısmı şu şekilde bir tamamlayayım. Tamamlarsam arkadaşlar şu uzunluğa X diyeyim. O halde bakın şurada arkadaşlar ne oluştu? Z kuralı oluştu. O halde şuradaki açıyla da şuradaki açının eşit olması gerekiyor ki e, BCD üçgeninde bu sefer ikiz kenarlık oluşmuş oldu. O zaman ben buraya da x birimdir diyebilirim. Devam ediyorum arkadaşlar. AB uzunluğunun tamamı 8 ise o zaman şuranın da tamamının 8 olması gerekiyor. O halde arkadaşlar şuraya ne kalıyor? Buraya x dersem 8 eksi x kaldı. Şu uzunluğumuz arkadaşlar 4 birim ise o zaman şuranın da 4 birim olması gerekiyor. O halde arkadaşlar bakın şuradaki üçgende ben Pisagor bağıntısını uygularsam x'in karesi eşittir. 8 eksi x'in karesi artı 4'ün karesidir dedik. Burada arkadaşlar x gördüğümüz hatta açılımı yapalım. x kare eşittir. 64 eksi 16 x artı x kare artı 16. Buradaki x kare ile buradaki x kare birbirini götürdü. 64 ile 16'yı topladık ve eksi 16 x'i kaç tarafa atarsam 16 x eşittir. Buradan kaç gelmiş oldu? 80. Her iki tarafı 16'ya bölersem de x değerini 5 olarak elde ederim. Şimdi arkadaşlar benden D, C, üçgeninin alanı soruluyordu. Burada arkadaşlar üçgenimizin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Tabanımız nedir? Şurasıdır arkadaşlar 5. x'i de 5 olarak bulmuştuk. Yüksekliğimiz arkadaşlar bakın. Şuradaki uzunluk aynı zamanda e, üçgenimizin de yüksekliğini vermiş oluyor. O zaman 4 bölü 2'dir dedik. 5 çarpı 4'ten 20 bölü 2. 22'ye bölersek de burayı 10 cm kare olarak elde edebiliriz. ABCD yamuk olarak verilmiş. CE ve BE açıortay. AB 11 birim, BF 8 birim, DC 4 birim, CF de 2 birim olarak verilmiş. Bizden yamuğun alanı soruluyor. Şimdi arkadaşlar bir önceki kısımdan hatırlarsanız yamuğun içerisindeki açıortayların kesim noktasındaki bulunan açı neydi? 90 dereceydi. Şimdi BCE üçgenine bakacak olursanız arkadaşlar dik üçgende dikilmişsem burada öklit bağıntısını uygulayabilirdim. Ben şuraya x dersem x'in karesi öklit bağıntısından kaynaklı olarak 2 çarpı 8 gelir. x kareyi buradan 16 olarak yazarız ki 16 da 4'ün karesidir. Yani x'i 4 olarak elde ettik. Sonra devam edecek olursak arkadaşlar bakın şuradan bir yükseklik indirdiğim zaman bunun bunun ve bunun uzunluğunun eşit olması gerekiyordu. Ben x'i 4 birim olarak bulmuşsam burası 4 burası da 4 birim olarak yazılabilir. Bizden arkadaşlar yamuğun alanı isteniyordu. Ben yüksekliğini de bulduğuma göre o zaman alanını yazabilirim. Alanımız alt taban artı üst taban çarpı yükseklik ki yükseklik arkadaşlar bakın şuranın tamamıdır 4 artı 4'ten 8 bölü 2'dir dedim 2'ye böldüm 1 2'ye böldüm 4 yukarısı 10 artı 4'ten 14 çarpı 4 geldi 14 dedi arkadaşlar 4'ü çarparsanız burayı 56 olarak elde edersiniz. ABCD yamuğunda AD 3, CB 4, DC 5, AB de 10 santim olarak verilmiş. Bizden yamuğun alanı soruluyor. Şimdi arkadaşlar bu soruda birazcık üçgende alan bilgilerimizi kullanalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. DC uzunluğu 5 arkadaşlar burası e, paralellikten dolayı 5 şurası da 5 olacak tamamı olsa e, AD uzunluğu 3 ise şurayı da 3 olarak yazabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada şu şekilde bir köşegenimizi çizelim. Şimdi ADC üçgenine ve şuraya da de K dersek AKC üçgenine bakacak olursanız arkadaşlar e, kenar uzunluklarımız eşitse kenar e, alan bağıntısını kullanırsak arkadaşlar ben buraya eş dersem burası da eş olur. Şimdi arkadaşlar ACK üçgeni ile de e, BCK üçgenine bakacak olursanız bakın yine e, alt taban uzunluklarımız eşitse yine kenar alan ilişkisini kullanırsak arkadaşlar buraya da eştir diyebilirim. Devam ediyorum arkadaşlar. BCK üçgenine bakacak olursanız kenar uzunluklarından kaynaklı olarak 3, 4, 5 üçgenidir. Dolayısıyla özel üçgenimizde arkadaşlar tepe açımız ne olacak? 90 derece. Şimdi arkadaşlar ben BCK üçgeninde tepe açımı bulmuşsam alanımızı hesaplayabilirim. Buradan S ifadesi dik kenarlar çarpımının yarısı kadardır. Yani 3 çarpı 4 bölü 2 kaç geliyor arkadaşlar? Burası 6 olarak geliyor. Bizden paralel kenarın alanı isteniyordu. O halde arkadaşlar alanımız 3 S'tir buradan da 3 çarpı 6 derseniz tüm alanı 18 santimetre kare olarak elde edebilirsiniz. ABCD yamuğunda ABDC paralel EB4 AE3 FC2 DF de bir birim olarak verilmiş. AEFD yamuğunun alanının EBCF yamuğunun alanına oranı isteniyor arkadaşlar. Yani bakın şuranın alanının şuranın alanına oranı isteniyor. Şimdi arkadaşlar burada o halde şöyle yapacağız. Şuraları bir sileyim. İlk önce yamun alanını bulabilmem için ikisinin de yüksekliğini bir yazmam gerekiyor. Şuradan şuraya arkadaşlar yüksekliğimi indirip haştır diyorum. Şuradan şuraya da indirirseniz yine yükseklikler ne olacak arkadaşlar? Aynı olacak haş. Şimdi arkadaşlar birinci ifade için ben alanı yazacak olursam alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Bölü değeri için arkadaşlar yine alanı yazacak olursak da burası alt taban artı üst taban Çarpı yükseklik bölü 2'dir. Buradan arkadaşlar bölü 2'ler ve yükseklikler aynı olduğu için direkt sadeleştirebilirsiniz ki kesir halinde yazıp birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarptığınızda yine birbirini götürdüğünü görürsünüz. Yukarısı arkadaşlar 3 artı 1'den 4. Aşağısı ise 4 artı 2'den 6. 4 bölü 6 geldi oranımız sadeleştirirsek de burası 2 bölü 3 olarak elde edilir. ABCD yamuğunda EB8, AE6, DF3, FC2 birim olarak verilmiş. AEFD yamuğunun alanı 27 birim kare. Bizden EBCF yamuğunun alanı soruluyor. İki yamuk için de yüksekliklerimi bir yazıyorum. Şurasına haştır dedim. O zaman buranın yüksekliği de aynı olduğu için buraya da haştır yazıyoruz. Şimdi A, E, F, D. yamuğunun alanına A E, B, C, F yamuğunun alanına da B'dir. Diyorum ki yazması kolay olsun diye. O halde A bölü B oranını bulacağım. A bölü B oranı. Şimdi A dediğimiz ifade bakın şurasıdır. B ise arkadaşlar şurasıdır. A'nın alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Bölü B'nin alanı ise yine aynı şekilde alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Burada arkadaşlar yine birinci aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarparsanız da haçlar ve ikiler gider. Şimdi A ifadesinin alanını da arkadaşlar 27 olarak verilmiş. O zaman ben burayı 27 bölü B eşittir. 6 ile 3'ü topladık 9 bölü 8 ile 2'yi topladım 10. İçler dışlar çarpımı yaparsam 9B eşittir 270 gelir. Her iki tarafı 9'a bölerseniz de B ifadesi buradan 30 birim kare olarak elde edilir. Ki B dediğimiz zaten EBCF yamuğunun alanı oluyor. ABCD yamuğunda DEEC'ye eşitmiş. AB ise EC'nin 4 katıymış arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Ben şuraya x buraya x'tir dersem yani EC uzunluğu arkadaşlar x oluyor ise e, AB uzunluğu da 4 kat olacaksa o zaman şurası nedir? 4x'tir. Şimdi burada ADE üçgeni ve ACE üçgenlerine bakacak olursanız hem yükseklikleri hem de e, taban uzunluklar eğer eşitse alanları da birbirine eşittir. O halde arkadaşlar şuranın alanı içinde 5 birim karedir diyebilirsiniz. Daha sonra ADC üçgenine bakacak olursak arkadaşlar bakın yüksekliklerimiz eşit ve tabanımız 2x uzunluğa sahip e, ABC üçgeninde ise yine yükseklikler aynı tabanımız 4x uzunluğuna sahip o halde şunu diyebiliriz 2x tabanına sahipken alanımız 10 birim kare ise 4x tabanına sahip iken alanımız 2 kat olacak. Yani 20 birim kare. Bakın ABC üçgeninin alanını da buradan 20 birim kare olarak bulduk. Yamuğun alanı bunların tamamının toplamıdır. Yani buradan 5 artı 5 artı 20 derseniz de yamuğun alanını 30 birim kare olarak elde edebiliriz. ABCD yamuk ADC üçgen. AE'nin 4 katı, EC'nin 3 katına eşitmiş. DC'nin 3 katı da AB'ye eşitmiş. Yamuğun alanını 56 birim kare olarak vermiş. Bizden AED yani taralı bölgenin alanı soruluyor. Şimdi arkadaşlar kenar uzunluklarından bir faydalanalım önce. Bakın şuraya 3X dersem şurası 4X'tir. Hemen yazalım. AE 3X uzunluğa sahip. E, C ise 4x uzunluğa sahip. Şimdi yüksekliklerimiz eşitse arkadaşlar ben bunu alana uyarlayabilirim. O zaman şu taralı alan 3S'tir. Şurası ise arkadaşlar 4S alana sahiptir. Sonra arkadaşlar DC uzunluğuna eğer ben bakın şuraya Y'dir dersem AB uzunluğu ne olacak? 3 katına yani 3Y'ye eşit olacak. Ben şuraya Y'dir diyorum. Burası ise ne oldu? 3Y oldu. Burada da yine kenar alan ilişkisini kullanacağız. ADC üçgenine ve ABC üçgenlerini bazalacak olursak yüksekliklerimiz eşit. Şimdi arkadaşlar bakın tabanımız y iken 7s alana sahipmiş. O zaman Tabanı 3y iken ne olması gerekiyor? 3 katı yani 21s alana sahip olması gerekiyor. Yani ABC üçgeninin alanını da buradan 21s olarak elde ettik. Şimdi toplam alanımız arkadaşlar 56 birim kare olarak verilmiş. O zaman topluyorum. Bakın birinin alanı 7s, diğerinin alanı 21s'ti. Bu ikisini toplarsam buradan 28s gelecek ve ben bunu kaça eşit diyeceğim 56'ya. 28s 56 ise s buradan kaç gelecek arkadaşlar? arkadaşlar 2 birim kare olarak gelecek. Bizden AED üçgeninin alanı soruluyordu. Yani 3 eş soruluyor. 3 çarpı 2 derseniz de istediği bölgenin alanını 6 birim kare olarak elde edebileceksiniz. Bir özelliğimiz daha var burada. yamukta arkadaşlar EC ve EB eğer eşitse bakın şu kısımlar eşit DC ile DA paralel yine aynı şekilde bizden şuradaki taralı bölgenin alanı istenirse yamuğun alanının yarısını alıyorsunuz arkadaşlar. Şudur. Buradan yola çıkacak olursak da arkadaşlar taralı bölgenin alanı şurası ile şuranın alanları toplamını veriyor bana. ABCD yamuk BE e, eşit işte olarak verilmiş. A, D, 6, D, e, 4 birimmiş. Bizden A, B, D e, yamuğunun alanı soruluyor. Şimdi arkadaşlar ilk önce aed üçgeninin alanını bir bulalım. Dik bir üçgen. Zaten dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Yani 6 çarpı 4 bölü 2'den burası kaç geliyor? 12 birim kare. Şimdi arkadaşlar şurayı 12 birim kare olarak bulduk. Eğer yamukta arkadaşlar bakın E noktası yan kenarın orta noktası ise o zaman şuradaki taradığım üçgenin alanı yamuğun ee, yarısı kadardır O halde arkadaşlar yamuğun alanı bu üçgenin iki katı olması gerekiyor 12 çarpı 2 derseniz de yamuğun alanını 24 birim kare olarak elde edersiniz abcd yamuk de EA'ya eşitmiş ef9 bc8 santim olarak verilmiş bizden yamuğun alanı soruluyor Şimdi arkadaşlar eğer e a d e'ye eşitse ben burada şu üçgeni bir oluşturayım bakın şurayı ve şurayı birleştiriyorum birleştirirsem arkadaşlar şu üçgen yamuğun alanının yarısı kadardır o zaman ben bu üçgen alanını bulursam e, yamuğun alanını da bulmuş olurum cb uzunluğu bana 8 birim olarak verilmiş ef ise arkadaşlar yani bakın şurası ise 9 birimmiş. Şimdi EF dediğimiz arkadaşlar benim çizdiğim üçgenin neyi oluyor? Yüksekliği oluyor. O zaman ben buradan EBC üçgeninin alanını arkadaşlar 8 çarpı 9 bölü 2'dir derim. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Buradan kaç gelir? 36 birim kare gelir. Yamuğun alanı ise arkadaşlar bakın şuralar orta nokta olduğundan dolayı yamuğun alanı ise bu üçgenin alanının 2 katı kadardır. O zaman buradan da 2 çarpı 36 olarak yazarsanız yamuğun alanını 72 cm kare olarak elde edersiniz. Evet arkadaşlar burada da yamukla ilgili önemli bir özelliğimiz var. Eğer biz bir yamukta AC ve BD köşegenlerini çizecek olursak arkadaşlar ve bu çizdiğimiz köşegenler yamuğun alanını dört parçaya bölüyor. Biz bu parçaları S1, S2, S3 ve S4 olarak isimlendirirsek. Şimdi arkadaşlar burada S2 ve S4 alanları birbirine eşittir. Yani kelebeğin kanatlar olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Birincisi bu. Çok önemli burası. Diğer bir özelliğimiz arkadaşlar. Karşılıklı alanlar çarpımı birbirine eşittir. Yani S1 ile S3'ün çarpımı S2 ile S4'ün çarpımına eşittir ki buradan da S1 ile S3'ün çarpımını S2'nin karesi veya S4'ün karesi şeklinde de yazabileceksiniz. A, B, C, D yamuğunda A, C ve BD köşegenleri çizilmiş. AEB üçgeninin alanı 9 birim kare. DEC üçgeninin alanı 1 birim kare olarak verilmiş. ADE üçgeninin alanı nedir diye soruyor. Şimdi burada arkadaşlar ben şuraya S dersem şurası da ne olacak? S olacak. Biraz önce söylemiştik bu ikisinin alanları birbirine eşitti. Ve karşılıklı alanlar çarpımı da birbirine eşit olacak. O zaman biz buradan S çarpı S eşittir. 1 çarpı 9 olarak yazarız. S kare eşittir 9 gelir. Ve S ifadesini buradan 3 birim kare olarak elde ederiz ki istediği de zaten S birim kare alana sahipti. ABCD yamuğunda AEB üçgeninin alanı 27, DEC üçgeninin alanı 3 birim kare olarak verilmiş. Bizden yamuğun alanı soruluyor. Buraya istersek buraya da S diyeceğiz. O zaman S çarpı S eşittir. 3 çarpı 27'dir. S'in karesi buradan 81 gelir ve Esi buradan 9 birim kare olarak elde ederiz. Yamuğun alanı ise tamamının toplamıdır. Yani 2S artı 3 artı 27. S ifadesini biraz önce 9 olarak bulduk. 2 çarpı 9 18. 3 daha 21. 27 daha 48. Evet ABCD yamuğunda AB KL ve DC birbirine paralel olmak üzere arkadaşlar. Eğer bizden S1 bölü S2 oranı isteniyor ise siz bu oranı x kare eksi c kare bölü a kare eksi x kare ifadesi ile bulabiliyorsunuz. Kuralımıza uygun bir sorumuz. A, B, C, D yamuğunda A, B, D, C ve E, F birbirine paralel. A, B, 4, E, F, 3, D, c, 2 birim olarak verilmiş. Bizden EFCD yamuğunun alanının ABFE yamuğunun alanına oranı isteniyor. Şimdi arkadaşlar ben buraya S1 buraya da S2 diyeyim. O halde S1 bölü S2 eşittir. Alt tabanın karesi eksi üst tabanın karesi diyeceğiz arkadaşlar. O zaman S1 ifadesi 3'ün karesi eksi 2'nin karesi bölü S2 ifadesini de 4'ün karesi eksi 3'ün karesi olarak yazıyorum. Yukarısı 9 eksi 4. Aşağısı ise 16 eksi 9. Yukarısı arkadaşlar 9'dan 4'ü çıkarttık 5. Aşağısı 16'dan 9'u çıkarttık 7. Yani oranımız 5 bölü 7 olarak elde edilmiş oldu. ABC'de yamuğunda DC, KE ve AB birbirine paralel. AB, e, k ve... K, e, C, D alanları birbirine eşitmiş. Yani arkadaşlar şurası A ise burasını da A olarak alabileceğiz. D, C, 2, A, B, 6 bizden X'i soruyor. Şimdi şöyle diyelim o zaman. Deminki kuralımıza uygun. A bölü A eşittir. X kare eksi 2'nin karesi bölü aşağısı ise 6'nın karesi eksi x karedir. A bölü A oranımız nedir? 1. İçler dışlar çarpımı yaparsak 36 eksi x kare eşittir. x kare eksi 4 gelmiş olur. Eksi 4'ü bu tarafa eksi x kareyi karşı tarafa gönderirsem de 40 eşittir. 2 x kare gelir. Her iki tarafı 2'ye bölersek x kare buradan arkadaşlar 20 geliyor. Her iki tarafı kare kök içine alırsam da x ifadesi buradan 2 kök 5 olarak elde edilmiş oluyor.